Yani aracıların çok fazla olduğundan dolayı fiyatlar çok yüksek. Domates diyelim tarlada 1,5-2 lirayken markette bu 7 lirayı, 6 lira, 7 lira, 8 lira. Aradaki komisyoncu kazanıyor parayı. Tarlalarda üretilen ürünler marketlerdeki satış fiyatı nedeniyle tepki çekmeye devam ediyor. Bizler de vatandaşlara bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Benzine, mazota sürekli zam geliyor. Nakliye. Yani her şeyi üst üste bindiriyor. Ya fark ondandır, bilmiyorum yani. Peki sizler marketlerden alışveriş yaparken araştırma yapıyor musunuz? Fiyatlara bakıyor musunuz? Çoğu marketi geziyorum, kıyas ediyorum. Hangi tarafta daha uygunsa oradan alıyorum. Mesela bu tarım kredi kooperatifi deniyor. O yüksek. Oraya da baktım. Şurada var ya, şurada. Fiyat bayağı yüksek diğer marketlerde bakarak. Aradaki komisyoncular var ya, tamamının sebebi onlar. Araya 3 tane komisyoncu giriyor. Oradan tarladan alıyor, o ona gelesiye kadar tam 5'e katlıyor fiyatlar yeğenim. Eğer aradaki bu aracılar olmasın, fiyatlar direkt marketlere ulaşsın. Bizim yiyeceğim şu andaki fiyatın yarı fiyatı yani. Komple bunların içindeki aracılar kazanıyor bu parayı. Üreticinin cebine girmiyor buradan bir şey yeğenim. Sizler alışveriş yaparken marketlerde fiyat araştırması yapıyor musunuz? Tamamını. Hepsini kontrol ediyorum. Hepsinden 5 tane markete giriyorum. 5'inin de fiyatı aynı. Zeytinyağı sordum. Kiminde 179, kiminde 160, biri de 155'e veriyor. Aynı yerin aynı kristal zeytinyağı. Yani hepsine giriyorum çıkıyorum. Hepsinde ayrı fiyat var. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Vallahi bunun sebebi işte görüyorsun 3-5 tane tekelcinin elinde bu. Başka da bir şey yok. Hepsi birleşmişler bunların elinde olan şeyler. Maliyetler başka ne olabilir yani? Maliyetler yani şeydeki artış, dolardaki artışa bağlı olaraktan mazotun, gübrenin fiyatı artması doğal olaraktan da şey artıracak maliyeti. Yani aracı zaten başlı başına zaten olayı da Türkiye'de fazla. 5 tane market diyeyim piyasayı şey etmiş, ele geçirmiş vaziyette. Toplu alım, toplu satım yapınca aynı zamanda bir de maliyetleri de yüksek olunca, denetimde olmayınca bu fiyatlar normal yani. Peki sizler fiyatları nasıl buluyorsunuz? Yüksek. Yüksek. Vatandaşın gördüğü gibi biz de aynısını görüyoruz. Yüksek. Marketlerde alışveriş yaparken fiyat araştırması yapıyor musunuz? Genelde ben büyük marketlerde ve fiyatlarına bakaraktan yapıyoruz. Yani ben genelde Kayseri'nin kendi firmalarını tercih ediyorum. Yani o beşli bilinen şeylerin dışında kendi Kayseri'nin grosslarını tercih ederken alışverişi onlardan yapmaya çalışıyorum. Sebepler iklimden kaynaklı. Çünkü oradan ucuz alıyorlar, burada da pahalı satılıyor. Bir de terekte fiyat başka oluyor, kasaya gelince de fiyat değişebiliyor. Ancak bu kadar aklıma geliyor. Peki sizler fiyatları araştırıyor musunuz? Evet, araştırıyor. Araştırmanın sonucunda ne çıkıyor karşınıza? Hangisine uygun bulursak onu alıyor, uygun bulduğumuz fiyat. Önce geziyor, markette fiyatlara baktıktan sonra. Çünkü belli olmuyor Kayseri'de. Serbest olduğunda, piyasa olduğunda herkes değişik satıyor fiyatları. Bu fiyat farklarının sebebi bence aracılar olabilir. Yani tarladan alıp da markete gelene kadar sanıyorum aracılar var. Ya da marketlerdeki kar marjı yüksek de olabilir. Çünkü bir örnek vermek gerekirse domates diyelim tarlada 1,5-2 lirayken markette bu 7 lirayı, 6 lira, 7 lira, 8 lirayı buluyor. Bu ya market çalışanının, market sahibinin kar marjını yüksek tutmasından kaynaklanıyor sanırım. Ya da eğer arada aracı varsa kabzı mal gibi ya da ne bileyim haldeki toptancılar gibi fiyat farkı oradan açılıyordur bence. Çünkü tarlada ucuz biliyoruz, her ürün böyle. Peki sizler marketlerde alışveriş yaparken fiyatları araştırıyor musunuz, araştırma yapıyor musunuz? Ya araştırma pek yapmıyoruz doğrusunu isterseniz. Güvendiğimiz bir takım marketler var. Oralardan fiyatlara da bakıyoruz da yani güncel rakamlardan alıyoruz. Ama şimdi sonradan şu açılan kooperatif marketlerine dikkatimi çekiyor benim. Orada da ürün yelpazesi çok geniş değil sanırım. Orada meyve sebze de var. Fiyatlar diğer marketlere oranla sanki %10, %20 daha aşağı gibi geliyor bana. Çok fazla dikkat etmemekle birlikte. Bir de şey, turfanda ürünler çok pahalı oluyor. Bunları kabulleniyoruz. Ama demin verdiğim örnekte olduğu gibi domates. 12 ay boyunca domates var. Domatesin çıktığı zamanlarda daha uygun fiyat.
Turfanda olunca daha pahalı. Tarladaki çiftçi kazanmıyor zaten. Tarladaki çifti onun için gitgide ekim de azaldı bu sefer. Çiftçi boşa çalışıyor gibi. Aradaki komisyoncu kazanıyor parayı. Bunu da devletin el atması gerektiğini düşünüyorum. Serbest piyasa olduğu için herkes tutturabildiğine fiyat artışı yapıyor. Yani bu çok pahalandı her şey. Bu kadar 2 kat 3 kat olmasını gerektiren hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Fırsatçılık. Peki sizler marketlerden alışveriş yaparken fiyatları araştırıyor musunuz? Fiyatlara dikkat ediyor musunuz? Araştırmak zorundayız çünkü. 1 lira 1 lira diyoruz. O market geziyoruz öyle. Ama bu kadar artış, yani geçen seneden bu tarafa %100 artış bir yağ mesela, bir çay, bir şeker, bu kadar artış olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunu devletin el atmasını düşünüyorum hani. Şimdi aracılar girdiği sürece, hani aracıların çok fazla olduğundan dolayı fiyatlar çok yüksek. O yüzden çok fazla bir artış var. Peki marketlerde alışveriş yaparken fiyatlara dikkat ediyor musunuz? Yani işte geçen sene 30 lira olan yağ bu sene 70 lira oldu. 2 katına çıktı. O yüzden çok alım gücü çok düştü. Çok zorlanıyoruz yani bu durumdan. Aracılar bence. Aracılar. Başka da bir fikrim yok. Sadece aracılar mı sebep oluyor sizce buna? Tabii ki. Yani direkt pazardan almış olsak belki bu kadar fark etmez. Marketlerden alınca fark ediyor. Ya da köyden direkt getirenlerde bu kadar fiyat farkı yok. Köyden aldıklarımızda. Köyden getirip satanlardan. Peki sizler marketlerde alışveriş yaparken fiyatları araştırıyor musunuz? Tabii ki. Bütün marketleri geziyorum ben almak için. Bütün marketlere bakıyorum fiyatlarına. Fark ediyorsa alıyorum yani. Peki marketten markette fiyat fark ediyor mu? Ediyor, evet. Çok fark ediyor. Bazen büyük marketlerin günleri oluyor mesela haftada. Onları da takip ediyorum. Haftalık, günlük, halk günlerini takip ediyorum.